Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda elimsel koşullanmadan bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz sorularımıza geçelim. Elimsel koşullanma genelde ÖSYM'nin iki tane soruyla karşımıza çıkardığı başlıklardan bir tanesidir. Genellikle tarifeler, pekiştirme tarifeleri, pekiştirme türleri, ceza türleri gibi başlıklar daha çok önemsenir ÖSYM tarafından ama içerik olarak zaten geniş bir konu. Şimdi o başlıklardan biriyle başlayalım. Önceliğimiz şu şekilde. Şarkı söylemeyi çok seven Pelin sürekli olarak evde yüksek sesle şarkı söylemekte. Teyzesine gittiğinde de aynı şekilde teyzesinin evinde de yüksek sesle şarkı söylemektedir. Annesinin yüksek sesle şarkı söylemesine kızması üzerine evde yüksek sesle şarkı söylemeyi bırakan Pelin, teyzesinin evinde sesini iyice yükselterek şarkı söylemeye başlamıştır. Pelin'in evde şarkı söylerken sesini alçaltıp teyzesinin de iyice yükseltmesi hangi kavramla açıklanır demiş. Şimdi arkadaşlar, elimsel koşullanmada biliyorsunuz birey kendi davranışlarının sonuçlarından etkilenir. Yani ödül getiren ya da ceza getiren davranışlar netice itibariyle devam edebilir veya azalabilir. Bunu etkileyen şey de dışsal uyarıcıdır aslında. Bu da öyle bir süreç baktığımız zaman, eğer bireyin yaptığı bir davranış bir ortamda artış gösterirken başka bir ortamda azalış gösteriyorsa eğer, biz buna elimsel koşullanmada davranışta kontrast başlığıyla özetliyoruz. Davranışta kontrast başlığının mantığı şudur aslında. Mesela şöyle bir şey hayal edelim. Bir öğrenci hem matematik dersinde hem de Türkçe dersinde her iki derste de konuşur. Öyle varsayalım. Hem matematik öğretmeni hem de Türkçe öğretmeni çocuğun konuşmasına dayalı aynı tepkiler göstermezler. Mesela matematik öğretmeni konuştuğu zaman çocuğu cezalandırır. Türkçe öğretmen de konuştuğu halde herhangi bir ceza vermez. Şimdi eğer bir ortamda organizma yaptığı eylemden sonra ceza ile karşılaşıyorsa artık o cezayı almak istemediği için o davranışı daha az göstermeye başlar. Ama başka bir ortamda aynı eylem yapıldığı halde herhangi bir ceza durumuyla karşılaşmıyorsak eğer, bu davranışın yapılma sıklığı artış gösterebilir. Bunu ortaya çıkartan şey ceza oldu. Ama aynı zamanda pekiştirme örüntüsü de olabilir. Mesela şöyle düşünün. Bir öğrenci hem matematik dersinde espri yapar hem de Türkçe dersinde espri yapar. Matematik öğretmeni espri yaptığı zaman çok komik geldiğini düşündüğü için çocuk pekiştirir, yani gülerek karşılık verir. Bu çocuğun pekişmesini sağlar. Ama Türkçe öğretmeni çocuk espri yaptığı halde herhangi bir tepki göstermez, gülmez ya da herhangi negatif veya pozitif yönlü bir tepki göstermez. Dolayısıyla bir davranış eğer arkasından ödülle sonuçlanıyorsa birey o ödüle ulaşabilmek için o davranışı daha sık göstermeye başlar. Ama yapılan aynı eylem başka bir ortamda ödülle sonuçlanmıyorsa eğer, yani herhangi bir pekiştirme işlemi yapılmadıysa, o davranışın yapılma sıklığı ne yapar? Azalır arkadaşlar. Yani bu yukarıda verdiğimiz örnekte davranışta kontrast olur. Aşağıda verdiğimiz örnekte aynı şekilde davranışta kontrast olur. Davranışın bir ortamda azalıp başka bir ortamda artış göstermesi demektir. Burada da Pelin'in yaptığı şeyde olduğu gibi evde de teyzesinde de yüksek sesle şarkı söylüyor. Annesi şarkı söylediği zamanlarda cezalandırılıyor ama teyzesinde herhangi böyle bir olumsuz sonuçla karşılaşmadığı için annesinin yanında böyle yüksek sesle şarkı söylemeyi bırakıyor ama teyzesinde bu eylem gittikçe artış göstermeye başlıyor. O davranış bir ortamda azalırken başka bir ortamda artış gösterdiği için arkadaşlar, bu süreç davranışta kontrastta özetlenmiş oluyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Kitap okumayan kızının kitap okumasını sağlamak için onun televizyon izlemesine izin vermeyen bir anne, kızının davranışlarında bir değişiklik görmeyince dışarı çıkmasını da yasaklamıştır. Annenin kızına televizyon izlemesine izin vermemesi ve onun davranışlarında bir değişiklik görmeyince dışarı çıkmasını da yasaklaması hangi kavramla açıklanır diye sormuş sırasıyla. Şimdi elimsel koşullanmada az önce söylemiştik. Tepkinin devamında karşılaştığımız ceza veya pekiştirmeler davranışlarımızın devamı üzerinde etkilidir. Artış da gösterebilir, azalış da gösterebilir. Elimsel koşullanmada ceza faktörü önemlidir. Çünkü ceza genelde istenmeyen davranışları kontrol etmek için kullandığımız bir teknik, yöntemdir. Ama şu ispatlanmış bir şeydir. Ceza istenlik davranışı asla yok etmiyor. Sadece baskı altında tutuyor. Ve biz cezayı kullandığımız zaman belki de daha kötü ve negatif davranışlar da ortaya çıkabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar eğitim sürecinde çocuklara eğitirken, bir şeyler öğretirken cezadan uzak durmak gerekiyor. Tabii bunun daha farklı ve fazla gerekçeleri de var. Ceza dolayısıyla davranışı yok etmez ama kısa vadeli olarak davranışın baskılanmasını sağlar, daha az yapılmasını sağlar ve iki tane türü vardır.
Birinci tip ceza var arkadaşlar. Bir de ikinci tip ceza var. Bu birinci ve ikinci tip ceza da aslında birey hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşıyor. Bu yüzden adı ceza diye geçiyor. Birinci tip ceza da organizma kötü veya istenmeyen bir davranış yaptığı zaman biz onu hoşa gitmeyen bir duruma ya da hoşa gitmeyen bir uyarıcıya ne yapıyoruz? Maruz bırakıyoruz. Maruz kalma durumunu yaşamış oluyor. İkinci tip cezada da organizma kendi hoşuna giden ya da sevdiği, beğendiği bir uyarıcıdan mahrum kalmış olacak. Yani temelde cezaları maruz kalma ya da mahrum kalma olarak ilişkilendirmeniz soruyu çözmenize büyük kolaylık sağlar. Birinci tip cezada istemediğim bir şeye maruz kaldım. İkide ise sevdiğim, hoşuma giden bir etkinlik ya da bir uyarıcıdan beni mahrum bırakmış oldular. Şimdi bu iki farka bakarak öncüle dönecek olursak anne ne yapıyor? Kızının kitap okumasını sağlamak için onun televizyon izlemesine izin vermiyor. Dolayısıyla televizyondan mahrum kalmış oluyor. Devamında da davranışlarında herhangi bir değişiklik görmeyince onun dışarı çıkmasını da yasaklıyor. Yani çocuk dışarıya çıkmaktan mahrum kalmış oluyor. O yüzden arkadaşlar iki süreçte mahrum kalmayı barındırdığı için her iki süreçte de annenin kullandığı ceza türü ikinci tip cezadır. Zaten tek tek sırasıyla istemişti bizden. İkinci tip ceza ve ikinci tip cezayı anne iki seferde de kullanmış oluyor. Cevap bursa olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Saçlarının beyazlığından rahatsız olan İsmail Bey bir gün saçlarını boyatarak iş yerine gider. Saçlarını gören iş arkadaşları siyah saçın ona çok yakıştığını söyleyince İsmail Bey sürekli saçlarını boyatmaya başlamıştır. İsmail Bey'in saçlarını boyatınca kötü görüntüden kurtulması üzerine sürekli saçlarını boyatmaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Şimdi öncülde aslında iki farklı şey var. Bunda da mesela bu örnekte de pekiştirme türlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar şimdi ceza için ne demiştik? Davranışın yapılma sıklığını azaltır. Ama pekiştirme dediğimiz süreç temelde organizmanın yaptığı eylemin daha sık yapılmasını sağlar. Yani davranışın yapılma sıklığını arttırma özelliğine sahiptir. Bu süreçte davranışın yapılma sıklığını arttıran iki farklı pekiştirme türü var. Bir olumlu pekiştirme türümüz var. Bir de olumsuz pekiştirme türümüz var. Arkadaşlar olumlu pekiştirme de organizmaya yaptığı eylemden sonra onun hoşuna giden, beğendiği, sevdiği bir uyarıcıyı vereceğiz. Dolayısıyla bizim olumlu pekiştirmede yaptığımız süreç aslında ödüllendirme işlemidir. Yani mesela bir çocuk ödev yaptığında aferin demek gibi, işte çikolata vermek gibi ya da dışarı çıkmasını sağlamak gibi ya da çizgi film izletmek gibi süreçte ona sevdiği, hoşuna giden bir etkinlik ya da bir uyarıcıyı kullanmış olmamız gerekecek. Olumsuz pekiştirme de başlık olarak genelde negatifmiş gibi algılanan bir yöntemdir. Ama pekiştirmenin iyisi kötüsü olmaz arkadaşlar. Pekiştirme her şekilde iyi bir işlemdir. Süreçte olumlu pekiştirmede ödüllendirme yapıyoruz. Olumsuz pekiştirmede de ortamda bulunan ve kişiyi rahatsız eden, hoşa gitmeyen bir uyarıcı varsa bu uyarıcıyı, hoşa gitmeyen uyarıcıyı ortamdan çıkartıyoruz. Hoşa gitmeyen uyarıcı ortamdan temelde çıkartılır arkadaşlar. Yani süreçte olumsuz pekiştirme yaşayan bir kişi kendisini rahatsız eden uyarıcıdan kurtulduğu için oh be der, rahatlar, istemediği şeyden kendini kurtarmış olur. O yüzden hem olumlu hem olumsuz pekiştirmede davranışın yapılma sıklığı artar. Şimdi öncüle baktığımız zaman burada mesela İsmail Bey'i rahatsız eden şey ne? Saçlarının beyaz olması. Peki ne yapıyor? Saçlarını boyuyor, siyaha boyuyor. Siyaha boyadığı zaman da beyazlardan kendini kurtarmış oluyor. Dolayısıyla istemediği şeyden kurtulduğu için yaşadığı durum bir olumsuz pekiştirme oluyor. Ama devamında da saçları iş arkadaşlarıyla şöyle bir sonuçla karşılaşıyor. Saçlarının siyah olması iş arkadaşları tarafından pekiştiriliyor. Yani çok yakıştığı söyleniyor. Dolayısıyla İsmail Bey bu süreçte de olumlu bir durumla karşılaşıyor. Yani aslında pekiştirilmiş oluyor iyi anlamda. Burada yaşadığı şey de olumlu pekiştirmedi. Yani ikisi de var aslında paragrafa baktığımız zaman. Ama soru kökünde bizden istediği kısım belirtilmiş. Ne diyor? İsmail Bey'in saçlarını boyatınca kötü görüntüden kurtulması, yani istemediği durumdan kendini kurtarması ve devamını saçlarını boyatmaya başlaması hangi kavramla açıklanır demiş. Yukarıda olumlu ve olumsuz pekiştirme olmasına rağmen bizden istediği kısım aslında istenmeyen durumdan kurtulmaktır. Bu da İsmail Bey açısından neye dönüşüyor? İşlem olarak olumsuz pekiştirme işlemine
dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Eğer bu paragrafta arkadaşlarının yaptığı iltifatlar sorulmuş olsaydı eğer, gitmem gereken başlık bu defa olumlu pekiştirme başlığı olmalıydı. Bu sorumuz da tarifelerle ilgili bir soru. Demiş ki bir AVM'de belirlenmiş olduğu tarihler arasında alışveriş yapan 2000. müşterisine araba hediye edeceğini duyurmuştur. Bu AVM'nin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tarifeler ÖSYM tarafından genelde her yıl sorulan bir başlıktır. Dikkatli olmanız gerekir. Ayrım noktaları da biraz nettir zaten tarifelerde. Temelde şunu iyi bilmek lazım. Pekiştirme tarifeleri neden kullanılır? Arkadaşlar pekiştirme tarifeleri aslında organizmayı pekiştirirken bizim pekiştirici hangi kriterle vereceğimizi ya da bireyi nasıl pekiştireceğimizi belirleyen bir ilkedir ya da bir kuraldır diyelim. Temelde aslında iki farklı tarifeden bahsedeceğiz. Bir sürekli tarifemiz var, sürekli pekiştirme tarifesi. Bir de aralıklı tarifelerimiz var. Şimdi biz sürekli tarifeyi neden kullanırız? Herhangi bir davranışı bireye kazandırmak için kullanırız. Ve bir davranışı kazandırırken ya da kazandırmak istiyorsak da belirlediğimiz ve yapmasını istediğimiz davranışı birey her yaptığında onu farklı şekillerde pekiştirmiş olmamız gerekecek. Sürekli tarife bir eylemi kazandırmada en etkilidir. Ama sönmeye karşı direnci oldukça düşük tarifedir arkadaşlar. Direnci oldukça düşüktür. İkinci tarifemiz de aralıklı tarifeler. Aralıklı tarifeler kendi içerisinde iki farklı alternatif olarak kullanılabiliyor. Bir zaman aralıklı tarifelerimiz var. Bir de oranlı tarifelerimiz var arkadaşlar. Sizin zaten sorularda yapmanız gereken ilk şey şu. Kullanılan tarife oranlı mı yoksa zaman aralıklı mı? Bunu iyi ayırt etmeniz gerekiyor. Bu iki tarife arasındaki farkım da şudur. Davranışı kazandırdıktan sonra eğer ben yapılması gereken davranışın kalıcı hale dönüşmesini istersem bu tarifeleri tercih ediyorum. Kullandığım tarife eğer zaman aralıklıysa organizmayı yine pekiştirmeye devam edeceğim ama pekiştirme kriterim değişecek. Şurada her yapışında pekiştiriyordum ama zaman aralıklılarda artık bireyi süreye göre pekiştirmeye devam edeceğim. Eğer kullandığımız tarife oranlıysa bireyi yaptığı davranışın sayısına göre pekiştireceğim. Dolayısıyla ben eğer zaman aralıklı sorulursa ayın başında, ayın sonunda, çarşamba, pazartesi, saat 3'te gibi mutlaka bir zaman faktörü olmak zorunda. Bunu gün olarak, yıl olarak, ay olarak, hafta olarak ya da saat olarak verebilirler. Ama kullanılan tarife eğer oranlı tarife ise burada zaman faktörü değil. Bireyden artık bir davranış yapmasını isteyeceğiz ve onu bir sayıya bağlayacağız. Mesela 3 defa yapınca, 5 defa yapınca, 2 defa yapınca gibi o sayılar bizim için önemli arkadaşlar. Ve bu tarifelerde kendi içerisinde alt başlıkları ayrılır. Sabiti var, değişkeni var, artan aralıklısı var ve azalan aralıklısı var. Oranlı da aynı şekilde. Burada da yine sabit oranlı var, değişken oranlı var. Artan ve azalan var. Şimdi arkadaşlar, eğer kullandığım tarife sabitse ödülü hep aynı zamanda vermem lazım. Mesela bir memurun ayın 15'inde maaş alması gibi. Eğer kullandığım tarife değişken tarife ise ödülü verme zamanımın hep bir farklılaşma içermesi gerekiyor. Mesela ben özel bir sektörde çalışıyorsam ayın 15'inde almam maaşımı. Bazen ay başında, bazen ay sonunda, bazen ay ortasında, belki de bazen hiç. O yüzden zaman belli değildir. Artan aralıklı tarifede pekiştirme süresini hep sabit arttırmam gerekiyor. Mesela ben ders çalışan bir öğrenciyim. Çok sıkılıyorum ders çalışırken. O yüzden süreyi kendim arttırarak ayarlamaya çalışıyorum. Mesela birinci gün 5 dakika çalışıyorum. İkinci gün 10, üçüncü gün 15, dördüncü gün 20. Böyle her 5 dakikada bir süreyi arttırarak ilerliyorsam bu artan aralıklı tarifedir. Eğer azalan kullanılırsa tarife olarak PR pekiştirme sonrasında süreyi mutlaka sabit düşürmem gerekiyor. Mesela bu azalan da genelde performansta ortaya çıkmasa dahi sürenin mutlaka sabit bir düşüşe sahip olması gerekir. Mesela ben işte çocuğumun tablette, bilgisayarda geçirdiği zamanın azalmasını istiyorum. O yüzden her gün geçirdiği süreyi böyle ikişer dakikalarla düşürmeye başlıyorsam bu da azalan tarifi olur. Tabi devamı da pekiştirme işleminin kullanılması gerekiyor. Eğer oranlı tarife kullanılıyorsa arkadaşlar artık burada ay, gün, yıl, saat vurgusu olmaz. Çünkü bireyden biz performans istiyoruz. Eğer kullandığım tarife sabitse bireyi hep belli sayıdaki davranışı yapınca pekiştireceğim.
Mesela bir öğretmen öğrencilere der ki yıl boyunca haftada 3 ödev getireceksiniz ve 3 ödev getirince ben sizi ödüllendireceğim. Bu puanla da olabilir, çocuklara artı da verebilir ama 3 ödev belirlenmiştir. Kriter olarak öğrenci de kaç ödev yaparsa ödüle ulaşacağını bilir. Eğer kullandığın tarife değişkense davranışın sayısı ya da adedi asla belirgin değildir. Birey kaç eylem yaparsa davranışa ulaşacağını bilmez ve burası bizim için çok önemli. Çünkü dedik ya, davranışın kalıcılığında hepsi kullanılır ama kalıcılık da aslında en etkili tarifedir, değişken oranlı tarife. Ve aynı zamanda değişken oranlı tarife de bireyin ödüle ulaşması biraz daha onun şansına bağlıdır. Çünkü kaçıncı eylemden sonra ödüle ulaşacağı belli olmadığı için o eylemi yapar, eylemin birinde pekiştirme alır. Ama bu eylemin sayısı ve adedi belirgin değildir. Söylenmemiştir ona, birey de aynı zamanda bilmez. Mesela şans ve talih oyunlarının hepsi değişken oranlıdır. İşte sayısal loto oynamak, milli piyango bileti almak, at yarışı kuponu doldurmak ya da bir alışveriş merkezinden alışveriş yapan bininci kişi olmak ya da bir deneme sınavında ilk üçe girmek. Yani tamamen o kriter belirgin değildir ve sen o eylemi yaparken o kaçıncı kişi olacağını ya da kaç eylem yapacağını asla bilemezsin. O yüzden şansa bağlıdır. Artan oranlı da, bak şu artan aralıklı da ne yapmıştık? Süreyi sabit arttırmıştık. Burada davranışı arttıracağız. Ben mesela her gün çözdüğüm sorunun sayısını 5-5-5-5 arttıracağım. Yani süre mutlaka değil ama davranışın adedinin mutlaka artış göstermesi gerekiyor. Azalan oranlı da yapacağım eylemin adedi azalmaya başlayacak. Mesela ben sigara tüketen bir insanım. Her gün içtiğim sigaranın sayısını işte 1-1-1 ya da 2-2-2 düşürerek mesela bu alışkanlığımı yok etmeye çalışıyorum. Burada da azalan kullanılmış oluyor. Şimdi tarifelerde temel kriter süre ve aralıksa onu ayırın. Yani bu oranlıdır, bu aralıklıdır diye ayırın. Devamında da işte sabit mi, değişken mi, artan mı, azalan mı onun farkını iyi bulmaya çalışın. Ama burada tabii baktığınız kriterler de değişiyor. Ne demiş? Bir AVM belirlemiş olduğu tarihler arasında alışveriş yapan 2000. müşterisine araba hediye edeceğini söyler. Şimdi ben hep tarife sorularını çözerken soruyla konuşmaya çalışırım ve derim ki ben ödülü alan kişiyim. Şimdi ben ödüle ulaşmak istiyorsam benden ne istemişler onu biliyor muyum? Benden süreyi beklememi mi istemişler? Benden bir eylem yapmamı mı istemişler? Peki eylem yapacaksam kaç tane yapacağım, bu bana söylenmiş mi? Hep konuşmaya çalışıyorum. Mesela ben bu soruyla şöyle konuşuyorum. Ben bir müşteriyim, araba almak istiyorum hediye olarak. Peki AVM benden ne istemiş? Mağazadan alışveriş yapan 2000. müşteri olmamı istemiş. Gittim AVM'ye alışveriş yapmaya başladım. Peki ben kaç alışveriş yaparsam 2000. müşteri olacağım bilebilir miyim? Bilemem. Yani benim 2000. olmam neye bağlı? Tamamen şansıma bağlı. Davranışın sayısı da belirlenmiş olmadığı için kullanılan tarife otomatik olarak ne olacaktır? Değişken oranlı olacaktır. Şu kafanızı karıştırmasın. Bak belirlenmiş olan tarihler diyor ya. Bu belirlenmiş olan tarihler beni pekiştirmiyor. Çünkü aralıklı tarifelerde aslında kişiyi pekiştiren şey zamandır ve performans yapması istenmez. Ama ben AVM'ye belirlenmiş tarihlerde girsem dahi alışveriş yapmıyorsam zaten arabayı alamam. Yani beni pekiştiren asıl kriter yaptığım davranışın sayısıdır. O yüzden kullanılan tarif arkadaşlar değişken oranlı tarif olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Beden eğitimi dersinde bir an önce serbest kalmak isteyen öğrencilerine belirlediğim jimnastik hareketlerini yaparsanız sizi serbest bırakırım diyen öğretmenin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Şimdi öğretmen aslında öğrencilere belli bir şart koyuyor ve bu şartın devamında onları istediği şeye ulaştıracağını söylüyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada cevabımız piramak ilkesi, büyük anne kuralı. Büyük anne kuralına göre bizim normalde gündelik hayatta bir yapmayı çok tercih ettiğimiz davranışlar vardır. Sevdiğimiz davranışlar, hoşumuza giden davranışlar. Bir de yapmayı az tercih ettiğimiz davranışlar vardır. Şimdi büyük anne kuralında temel kriter şu. Bireyin yapmak istemediği ya da az tercih ettiği bir eylemi ona yaptırabilmek için çok tercih ettiği ve sevdiği başka bir eylemi ödül olarak vaat etmem gerekiyor. Mesela şöyle düşünün. Çocuklar genelde ödev yapmayı sevmezler ama sevdikleri çok şey vardır. Mesela bilgisayarda oyun oynamak gibi, parka gitmek gibi, bisiklet sürmek gibi, arkadaşlarıyla buluşmak gibi. Ben bir çocuğa mesela ödevini yaparsan
Parka gidebilirsin. Ödevini yaparsan arkadaşlarına buluşabilirsin. Ya da ödevini yaparsan bilgisayarda oyun oynayabilirsin diyorsam eğer, burada yapmaya çalıştığım şey az tercih edilen bir davranışla çok tercih edilen bir davranışı koşullayabilmektir. Bunu yaptıysam eğer kullandığım ilke arkadaş da piramak ilkesi oluyor. Öncüle bakacak olursak mesela beden eğitim dersinde serbest kalmak isteyen öğrenciler var. Öğretmen de demiş ki belirlediğim jimnastik hareketlerini yaparsanız eğer sizi istediğiniz şeye ulaştıracağım. Burada jimnastik hareketlerini şart olarak koymuş ve devamında istedikleri şeyi yani bir an önce serbest saate ulaşmayı istiyorlar. Onu vereceğini vaat etmiş öğretmen. Bu vaadin sürecinde de negatif ve pozitif davranışları koşulladığı için kullandığı ilke arkadaşlar piramak ilkesi olur. Diğer adıyla büyük anne kuralıdır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Demiş ki okul müdürünün stajyer öğretmenlere gördüğü yerde görev verdiğini bilen stajyer öğretmen Serkan müdürün odasının yanından geçmemeye ve müdürü görünmemeye çalışmaktadır. Serkan'ın bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Şimdi Serkan stajyer bir öğretmen. Eğer müdürle karşılaşırsa kendisine görev vereceğini biliyor. O yüzden müdür kendisine görev vermesin diye müdürün odasının yanından geçmemeye ve mümkün olduğu kadar müdürü görmemeye çalışıyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. Edimsel koşullanma sürecinde eğer organizma istemediği ya da hoşuna gitmeyen bir durumdan kendini uzak tutmaya çalışırsa, o durumla karşılaşmamaya çalışırsa biz bunu kavramsal olarak kaçınma başlığında ele alıyoruz. Kaçınma aslında organizmanın hoşlanmadığı ya da istemediği bir durumla karşılaşmamak için kendi çapında aldığı bir tedbir demektir. Mesela işte yağmurda ıslanmak istemeyen bir kişi kapalı havalarda mesela dışarı çıkmaz. Bu bir tedbirdir. Veya asansör, merdiven kullanmak istemeyen bir kişinin asansörü tercih etmesi bir kaçınmadır. Veya asansörde kapalı mahsur kalmaktan korkan, bunu istemeyen bir kişinin asansöre binmemesi bir kaçınmadır. Yani süreçte kaçınmada beni rahatsız eden, beni negatif şekilde etkileyen bir durumdan kendimi bir şekilde uzak tutmaya çalışacağım. Burada da Serkan öğretmenin yaptığı şey müdürün verdiği görevleri istemiyor aslında. Onlardan kendini uzak tutmaya çalıştığı için de müdürün kendisinden kendini kaçınmaya çalışıyor. O süreçte de yaşanan durum zaten Ceyhan seçeneğinde verilmiş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz da şu şekilde. Kilolu olan ve spor yapmak istemeyen Zeynep'e annesi spor yaptırmak için önce kısa mesafe yürüdüğünde ufak ödüller vermiş. Sonra yürüme mesafesini uzattığında, daha sonra da biraz koştuğunda ve en sonda tempolu koştuğunda ödül vererek spor yapmasını sağlamıştır. Zeynep'in annesinin bu uygulaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Görmezden gelme, batıl davranış, kademeli yaklaşma, alışkanlık, davranışta kontrast gibi seçenekler var. Şimdi annenin yapmaya çalıştığı şey aslında bu. Kademeli yaklaşma şu şekilde kullanılır. Organizmaya kazandırmak istediğim bir hedef davranış varsa arkadaşlar. Daha önce yapmadığı bir davranış olabilir. İlk defa kazandırmaya çalıştığım bir davranış olabilir. Bunu ben eğer hedef davranış olarak kazandıracaksam, organizmanın bu davranışı direkt yapamayacağını biliyorsam eğer, öncelikle bu hedef davranışı mutlaka küçük adımlara bölmem gerekecek. Bu hedef davranışı küçük adımlara böldüğümüzde arkadaşlar, birey önce alt davranışları tek tek yapacak. Ardından da hedef beceriye ulaşmış olacak. Ama burada önemli olan kurallardan bir tanesi şudur. Organizma birinci eğilimi yaptıktan sonra ödül almak zorunda. Her kademede ödül almak zorunda. Çünkü kademeli yaklaşmada sistematik olarak bu ödüllendirme işlemi sayesinde organizma hedef temel belirlenmiş olan hedef davranışı kazanmış olacak arkadaşlar. O yüzden hedef davranışı ulaşıncaya kadar küçük adımlara bölüyorum. Her küçük adımı tek tek yaptığı zaman her aşamada ödül vererek onu hedef davranışa ulaştırmış oluyorum. Burada da amaç aslında şu. Kademeli yaklaşma tekniğindeki temel felsefe şudur. Şunu yapması için evet alt davranışları yapması gerekir ama burada bazı şeylerin de önemsenmesi gerekiyor. Mesela her basamakta kullandığımız ödül aynı olmamalı. Düşünsenize. Mesela bir çocuğa gömlek giymeyi öğretmeye çalışıyorum. Sağ kolu giyiyor, çikolata veriyorum. Sol kolu giyiyor, çikolata veriyorum. Gömleğin düğmelerini iliklemeye başlıyor. Her düğme için çikolata vermeye devam ediyorum. Zaten çocuk sağ kolu giydiğinde çikolata alıyorsa ne gerek var sol kolu giymeye? Yani hep aynı ödülü vermiş oluyorsun. O yüzden birinci ve ikinci ve üçüncü ve diğer davranışların da yapılma sürecinin ortaya çıkması için aşamalarda kullandığımız ödüllerin mutlaka farklılaşmış ödüller olması gerekir. İkinci kural da şudur. Mesela
Çocuğa gömlek giymeyi öğretmek istedik. Sağ kolu giydi, çikolata verdin. Sol kolu giydi, aferin dedin. Düğme iliklemeye başladı, farklı farklı ödüller kullandın. Şurada mantığımız şimdi şu. Sağ kolu giydi, çikolata aldı. Çikolatayı istiyor zaten çocuk. Hep sağ kolu giyer, sola geçmez. Sağ kolu giyer, sola geçmez. Yani temelde ilk davranış hep yapıldıktan sonra o davranış kazanıldıysa artık hep ödül vermeye gereksinim duymaman gerekiyor. Ödülü bırakacaksın ki çocuk ikinci davranışa geçsin. O yüzden kademeli yaklaşma sürecinde bir alt davranış kazanıldıktan sonra artık ödül vermeyi bırakıp o davranışı kesiyoruz ve çocuğun ikinci davranışa geçmesini sağlıyoruz. Bu da işte ödülün hem devamlılığı hem de değişik olmasıyla alakalı, farklı olmasıyla alakalı uyulması gereken kurallardan bir tanesidir. Burada yapılan şey de zaten bir kademeli yaklaşma oluyor. Çünkü Zeynep'e temelde spor yapma davranışını kazandırmak istiyor annesi. Önce kısa mesafe yürüdüğü zaman ufak ödüller veriyor. Sonra yürüme mesafesini uzattığında, daha sonra hızlı koştuğunda, daha sonra da tempolu koştuğunda tek tek ödüller vererek bu davranışı kazandırmış oluyor. Dolayısıyla kullandığı yöntemin adı kademeli yaklaşma tekniği oluyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da edimsel koşullanmayı birlikte konuştuk. Bir sonraki videomuzda da yine aynı başlığımızla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.